Evet. Ne güzel. İlk defa Aksaray'a geliyorum. Sizlerle buluştuğum için çok mutluyum ve memnunum açıkçası. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen Aksaray Belediyesi'ne kocaman bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Gerçekten kültür ve sanat faaliyetlerine emek veren bu gibi vizyon sahibi insanları desteklemek gerekiyor, tebrik etmek gerekiyor. Şimdi beni daha önce tabii ekranlardan gördünüz daha çok. Ben de Aksaray'a ilk defa geldiğim için. Daha önce bir söyleşime falan katılan var mı aranızda? Sen mi? Nerede? Nerede? Osmaniye'de. Başka var mı? Sen gelmişsin, git o zaman. Şimdi rahat olalım, tamam mı? Samimiyeti çok seviyorum zaten, efendime söyleyeyim. Monologdan çok diyaloğu tercih eden bir adamım ben. O yüzden sadece ben konuşmayayım. Beraber konuşalım istiyorum. Beraber sohbet edelim istiyorum. O yüzden sormak istediğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz. Genelde şöyle bir şey oluyor. Sorusu olan var mı diyorum. Kimse elini kaldırmıyor. Eve gidiyorum. DM'ler geliyor. DM'den yürümeyin. Hazır ben buradayken buradan yürüyebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi tabii ben öncelikle oyuncu olarak tanıdınız. En son No 309'da sizlerin karşısındaydım. Türkiye'nin en uzun süreli romantik komedi dizisinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ne kadar sizleri memnun etti, mutlu etti bilmiyorum ama 65 bölüm sürmesi benim kariyerim açısından iyiydi. Onu söyleyeyim şimdiden. Oyunculukla başladı hikayem. Bugün burada size şunu anlatacağım arkadaşlar ki gençler aramızda yoğunlukta var. Artık gençler diyorum. Bunun sebebi de şu. Sakallarımda beyazlar var arkadaşlar artık. Ve ilk beyazımla karşılaştığımda ona şiir yazdım. Gerçekten onunla karşılaştığımda böyle dedim ki vay be, gerçekten dedikleri oluyormuş. O yüzden aramızda gençler var. Aranızda oyuncu olmak isteyen var mı? Yok mu? Yazar olmak isteyen var mı? Evet. İşte şahane. Sen de mi istiyorsun? Tebrik ediyorum. Şimdi size bu yolculuğu anlatacağım biraz. Nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Nasıl biz bu hikayeye başladık ve bugün burada olmama vesile olan sebepler nelerdi? Oyunculuğa nasıl başladığımı bilen var mı aranızda? Güzel, çalışılmadan gelmişsiniz. Tamam, ben kısaca anlatayım size. Çocukluğum İstanbul'da geçti. Burada fon müziği vermeniz gerekiyor, böyle bir tane saz sesi. Çocukluğum İstanbul'da bir gecekondu mahallesinde geçti. Ki sen mahalleyi biliyorsun. Gerçekten doğru. 13 yaşındaydım. Tabii ailede sanatla, edebiyatla ilgilenen kimse yok. Ben bir bakkal çocuğuyum. Yani babam bakkaldı. Ve abartmıyorum. Şu yükseklik var ya, bu sahne. Şu kadar bir bakkal dükkanıydı yani. Babamın bakkalı. Boş zamanlarımda da ben gidip bakkal dükkanında çikolata falan araklıyordum. Tabii bakkal çocuğu olmanın bazı getirdiği şeyler vardı böyle. Mahalledeki çocuklar hava atabilmek için. Akabinde arkadaşlar haylaz da bir öğrenciydim. Açıkçası söylemek gerekirse çok yaramazdım. Yani eğitim hayatımda babam benden daha fazla okula geldi. Adamı sürekli çağırıyorlardı çünkü. Murat yine şunu yaptı, Murat yine bunu yaptı diye. Bir gün arkadaşlar okulda edebiyat öğretmenimin taklidini yaparken yakalandım. Sınıfta herkes gülüyor böyle falan. Birden bir sessizlik oldu. Dedim ki niye bir sessizlik oldu? Arkamı bir döndüm. Taklidini yaptım öğretmen. Üzerime bir gölge düştü. Arkamda belirdi böyle. Kendisinin çenesi biraz öndeydi. Ben de arkama döndüğümde çenem biraz öndeydi taklidini yaptığım için. Tabii ben direkt çeneyi yerine aldım. Hocayı görür görmez. Ne yapıyorsun dedi. İyi vallahi hocam dedim, okul makul. Ne yapalım, siz ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Sen dedi benim taklidimi mi yapıyorsun? Al aşağı ver yukarı. Dedi ki tabii bizim zamanımızda öğretmen dendiği zaman yani hani biz gerçekten çok böyle saygı duruşuna geçiyorduk. Yani hani ki taklidini yapıyorum. Bak şimdi kendim bile inanmadım söylediğimi. Ama şu anki dönem gibi değil yani. Bazı videolar izliyorum şu an. Enteresan mesela. Neyse arkadaşlar. Sana dedi bir ceza vermemiz gerek bizim. Dedim ki hocam ceza zaten benim ilgi alanım yani hani bana ne verebilirsiniz ki? Zaten sürekli disipline gidiyorum. Okuldan uzaklaştırma veriyorlar.
Okul saati evden çıkıyorum. Park bahçe geziyorum okul saati bitene kadar. Ondan sonra eve geliyorum. Annem soruyor nasıl geçti bugün okul diye. Diyemiyorum ki çiçekler açmış parklarda. Efendime söylüyorum kuşlar cıvıldıyor. İyiydi diyorum okul falan. Dedi ki ya dedi seni disipline vereceğiz ya da okulun tiyatro kulübüne vereceğiz. Seç. Bir an bile düşünmeden seçtim. Hocam dedim beni disipline verin. Çünkü tiyatro bilmediğim bir şey. Yani ama disiplini biliyorum. Ve şöyledir arkadaşlar. Bilmediğiniz yabancı şeyden hep uzak durursunuz böyle. Ve hoca bana şunu söyledi. Her gün okuldan sonra bir saat provaya kalacaksın. Efendime söyleyeyim. Önüme de 150 sayfalık bir tekst attı. Necip Fazıl'dan Reis Bey'i oynuyoruz. Ve bana Reis Bey'i oynatmak istiyor başrolü. Ve bunu ezberleyeceksin dedi. Hocam okuldan sonra benim bir saat daha okulda kalabilmemin imkanı yok. Ben okulda dakika sayıyorum. Ayrıca ben bunu ezberleyebilecek bir adam olsaydım zaten derslerim böyle olmazdı. Vesaire arkadaşlar gel zaman git zaman provalara gitmeye başladık. Provalara gidince sürekli sıkılıyorum ben böyle. Müsamere günü geldi sahneye çıktım. Aynen böyle sizin bana baktığınız gibi insanlar bana bakıyor. O sırada arkadaşım repliğini verdi. Repliğin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi tiyatroda? Oyuncunun sözü. Benden de replik bekliyor. Arkadaşlar tiyatro tenis maçı gibidir. Topu sürekli birbirinize atarsınız. Arkadaşlar inanır mısınız? Değil repliğim. Biri bana o an dese ki senin adın soyadın ne bilmiyorum. Heyecandan her şeyi unuttum. Ve o gün oyun bitti. Alkışa çıktık. Ki biz oyuncuların motive kaynağı alkıştır. Arada bir alkışlayabilirsiniz yani. Dedim ki ben oyuncu olacağım. 13 yaşında. O gün almış olduğum bir kararla arkadaşlar oyuncu olmaya karar verdim ve beni vazgeçirmeye çalışan insanlar oldu. Hayallerimden vazgeçirmeye çalışan insanlar oldu. Yapamamazsın, beceremezsin, bu iş sana göre değil, eline bir altın bileziğini al, ondan sonra işte oyunculuğu hobi olarak yaparsın vesaire vesaire diye. Azmettim arkadaşlar. Azmetmekle hırslanmak arasında çok büyük bir fark vardır. Azimli insan severim, hırslı insan sevmiyorum. Çünkü hırslı insan yoluna çıkan her şeyi ezebilir. Ama azimli insan öyle değildir. Daha merhametlidir. Azmettim arkadaşlar. Çalıştım, çok çalıştım, çok çalıştım. Derken üniversite zamanı geldi ve Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce işletme. O kadar oyuncu olmak istiyorum, oyuncu olmak istiyorum dedim. İngilizce işletme girdik arkadaşlar. Ama bir türlü mutlu değilim. Yani benim yerim değil burası diyorum. Çünkü ben oyuncu olmak istiyorum. Yine okulun tiyatro kulübüne girdim. Tiyatro yapmaya devam ettim derken bir gün o zamanlar bir kıza aşıktım. Burada da saz verebilirsiniz abi. Kız beni terk etti. Aynı okuldanız. Ben de okulu bıraktım. Konservatuar sınavlarına girdim. Tiyatroyu kazandım. Ve ben şu an o kızı görsem herhalde teşekkür etmem falan gerekiyor yani. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Hayat aslında sizin başınıza gelen talihsiz olaylar var ya. Bugün yaşadığınız olay neden bunu yaşadım diye sormayın. Benim bir kitabımda diyor. Tesadüflere yer yok hayatta çünkü yaşadığımız her olay aslında bizi bir yere taşıyor. Biz başkalaşıyoruz arkadaşlar. Hayatımıza giren herkes, her an, her olay arkadaşlar bizi bir yere taşıyor. Ben her zaman söylerim. Bugün buraya benim için geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Belki buradan çıktıktan sonra hayatınızın en güzel iş teklifini alacaksınız ya da hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız. Bilmiyoruz. Mesela benim imza günlerimde tanışıp evlenenler var. Ve bana çocuklarını getiriyorlar şu an. Yani Murat abiden Murat amcaya evriliyorum. Yavaş yavaş. Tabii böyle olayları anlatınca böyle anneme ben mesela diyorum ki anne bugün işte Kocaeli'de ne yaşadım biliyor musun? Ne oldu oğlum diyor. Anneme göre asla ünlü bir adam değilim zaten. Hiçbir zaman da olamadım. Başarılı bir adam da değilim hala. Ne oldu oğlum diyor. Diyorum ki anne benim imza günümde tanışmışlar 2 sene önce. Evlenmişler ve 40 günlük bebekleriyle geldiler diyorum böyle. Annemden şeyi beklerim. Oğlum benim, yavrum, guru diyorum seninle falan filan diye. Annem şey diyor bana. Terzi kendi söküğünü dikemez ya.
Sen de milleti evlendir dur. Annemin tek bir kariyer planı var beni evlendirmek üzerine kurulu. Öyle bir baskı altındayım ki sanki dünyanın kurtuluşu benim evlenmemle falan kurtulacakmış gibi geliyor şu an. Bilmiyorum ama. Vesaire arkadaşlar. Sonra oyunculuk kariyerimize bir şekilde biz başladık. Bu arada küçüklüğümden beri evet. Ben oturmanızı bekledim, olur mu? Bu arada küçüklüğümden beri de arkadaşlar bir şeyler karalıyorum, bir şeyler yazıyorum. Yani oyunculuğa başladığım dönemde aslında bir şeyler de karaladığım döneme eşdeğer. Yine 12-13 yaşlarında bir şeyler böyle yazmaya başladım. Bana hep şunu soruyorlar, siz oyuncusunuz neden yazıyorsunuz diye. Ben de onlara şunu söylüyorum. Ben insanları anlatmaya çalıştım, anlamadılar. Ben de yazmayı tercih ettim diyorum. Çünkü yazabilmek o kadar değerli bir şey ki arkadaşlar. Kendi içinde bir alkış yaptı. Gördüm alkışını, teşekkür ederim. Yazabilmek o kadar değerli bir şey ki arkadaşlar. Çünkü karşınızda cevap verebilen yok. Evet, bu zamana kadar 350 bölüm dizide rol aldım. Onlarca tiyatro oyununda oynadım. Belki Aksaray'da da tiyatroyla geliriz. Belli olmaz arkadaşlar. İnşallah. Hepsinin üzerinde isimler vardı. Yönetmen, yapımcı vesaire vesaire vesaire. Şu an 6 tane kitabım var. Hepsinin üstünde Murat Tavlı yazıyor. Sorumluluğu bende. Derdi bende. Tasası bende. Bana mesela diyorlar ki Murat Bey, İlk kitabınızı okuduğumuzda çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Ben de şunu düşünüyorum. Diyorum ki, ya ben o kitapta yazdığım olayları yaşarken ağlıyordum. Zaman öyle bir şey ki, işte zaman geçtikçe ağladığım şeylere gülmeyi öğrendim. Böyle evinizi taşırken eski eşyalarınızı bulursunuz, kaybettiğiniz eşyaları. Bu burada mıymış dersiniz ya. Bundan 4-5 sene önce evimi taşırken arkadaşlar, o yaşlarda yazmış olduğum günlüğü buldum. Günlüğü okuduktan sonra şunu dedim. Keşke o zamanlar bir psikolojik tedavi görseydim. Yani 13-14 yaşında bir çocuğun yazabileceği şeyler değil bunlar. Şöyle bir şiir yazmışım arkadaşlar. Sen gittin, ben beter oldum. Kan revan içinde kaldım, derbeder oldum. 13 yaşında. Ne yaptın? Dönem ödevini mi yetiştiremedin? Devamsızlıktan mı kaldın? Bu gereksiz acı nedir yani üstündeki? Ne yaşamış olabilirsin ki? Sonra bir söyleşide bana dediler ki, Murat Bey, yazdığınız ilk yazıyı hatırlıyor musunuz? Bu soru beni öyle bir yere götürdü ki arkadaşlar, öyle bir yere götürdü ki hiç düşünmemiştim. Belki de kaçmıştım cevaptan. Evet, yazdığım ilk yazıyı hatırlıyorum. Merak ediyor musunuz? Çok cılız bir ses geldi ama. Tamam. Şimdi anneanneler, dedeler, büyük babalar, nineler çok önemlidir biliyorsunuz. Benim hayatımda çok önemliydiler. Hiçbiri yaşamıyor şu an. Çok özlüyorum onları. Çünkü ailenizden görmediğiniz yüzü onlardan görürsünüz. İstediklerinizi onlar yerine getirirler. Onlar o yüzden çok önemlidir sizin için. İlk yazım, rahmetli dedem vefat ettiğinde babama gittim, dedim ki sene 99. Baba dedim, ben dedemin mezar taşına bir yazı yazmak istiyorum. Babam da dedi ki ne yazacaksın dedi. Bir şey yazmak istiyorum dedim. Çünkü benim için çok önemliydi dedem. Tabii oğlum dedi, yazabilirsin dedi. Ve ben yazdığım ilk yazıyı rahmetli dedemin mezar taşına yazdım. Şimdi ne zaman gitsem o mezar taşının başına aslında yazdığım ilk yazıyla da karşılaşıyorum arkadaşlar. Ne yazdım öğrenmek ister misiniz? Artık fanilerle dünyalar ayrı. Bir bakın benim mezar taşıma, bir kuluvallah, bir fatiha okuyun Allah aşkına yazmışım. 12 yaşında. Şimdi Allah rahmet eylesin. İsterdim bugünleri görmesini. Ama Allah nasip etmedi. Umarım gittiği yerde mutludur. Mekanı cennettir. Sonrasında arkadaşlar neler oldu? Sonrasında diziler, tiyatrolar devam ederken 2014 yılında ben bir kitap çıkardım. Hanımefendi bir bakar mısınız diye. Bir erkeğin gözünden biz erkeklerin kadınları neden anlamadığını yazdım. Çünkü kadın erkek ilişkileri Adem'le Havva'dan bu yana en güncel konu biliyorsunuz. Yani ilk insandan beri kadın erkek ilişkileri. Ve bir amca bana dedi ki bir söyleşide,
Oğlum dedi ben 55 yaşındayım dedi kadınlar anlamadım. Sen dedi 25 yaşında da dedi anladın bir de kitabını mı yazdın dedi. Dedim ki amca benim dedim ilk aşkım ben 4 yaşındayken. O gün sigortam başlasa ben bugün emekliyim yani. Öyle bir tecrübem var çünkü haftalık aşklarım vardı. Sürekli aşık oluyordum yani sürekli aşık oluyordum. İşte insanın yaşadığı olaylar ve farkındalık. Farkındalığa çok önem veriyorum ben. Yani farkında bir insan olabilmek çok önemli arkadaşlar. Sahip olduklarınız her zaman değersizdir. Sabah evden çıkarken ayağındaki ayakkabının güzelliğiyle övünen oldu mu? Daha da enteresanını söyleyeyim. Ayaklarıyla yürüyüp buraya gelebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu insan düşündü mü hiç? Ya da hiçbir makineye muhtaç kalmadan nefes almanın ne kadar önemli olduğunu. Evet işte ben bunları anlatmaya çalışıyorum kitaplarımda. Aşk kitapları yazmıyorum. Sosyolojik kitaplar yazıyorum. Toplumsal kitaplar yazıyorum. Aileyi yazıyorum. Kadını yazıyorum. Çocuğu yazıyorum. Ailenin ne kadar değerli olduğunu yazıyorum. Sahip olduklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu yazıyorum. Şimdi ben size bir şey soracağım arkadaşlar. Burada benim yerimde 350 bölüm dizide oynamış, 3-5 tane ödül almış, 6 tane kitabı olmuş bir insan kimler olmak ister aranızda? Şu an bu koltukta benim yerime kim oturmak isterdi? Lütfen dürüst olalım. Olmak isteyenler ellerini kaldırabilirse. Evet. Samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Ben sizin hayallerinizin sahibiyim. Benim de hayallerim var ve benim de hayallerime sahip olan insanlar var. Ve onlar da farkında değil mesela sahip olduklarının. Ben işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Farkında olmamız lazım. Bu farkındalığa ben nasıl başladım biliyor musunuz? Sürekli ben tek başıma ne yapabilirim ki, ben tek başıma ne yapabilirim ki diye sorarız kendimize olaylara karşısında. Arkadaşlar, her eylem bireyden başlar. Sen değiş, dünya değişsin. Hani her komşu kendi kapısının önünü temizlerse çok güzel bir mahalle olur ya. Olay aynen böyle. 5 yaşındayım. Sadece 5 yaşında. Ailemle birlikte bir restoranta gittik. Benimle aynı yaşta olan bir çocuk vardı içeride ve o çocuk elindeki selpakları satıp evine ekmek götürmek zorundaydı. Ben ise annemle babamın yanında menüden ne yiyeceğime karar vermeye çalışıyordum. Sonra o garson o çocuğun yanağına bir tokat attı ve çocuğu dışarı çıkardı. Sonra aynı garson babamın cebindeki paranın sıcaklığını alarak bana gelip siz ne alırsınız küçük bey diye sordu. Ben tek başıma ne yapabilirim biliyor musunuz? Yaşın önemi yok. Garsona da dedim ki ben burada bir şey yemeyeceğim. O çocuk tekrar buraya gelene kadar ben burada bir şey yemeyeceğim. Ve o çocuk bizim masamıza geldi. Bizimle beraber yemeğini yedi. Babam da tüm selpanı aldı. Allah razı olsun. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hayal ediyorsanız hayallerinizin peşinden koşun. Nefes varsa umut vardır arkadaşlar. Yine bir kitabımda diyor ki hayat nefes aldığım müddetçe yeniliğe açık bir kapıdır. Evet zorluklarımız var. Yok değil. Ama imkansız diye bir şey yok. En büyük engelleri burada kendinize oluşturursunuz. Bunun dışında değil. Emin olun benim ailemin içerisinde ilk defa bir tiyatro oyunuyla benim oyunumla karşılaşan o kadar çok akrabam var ki, o kadar çok insan var ki, ilk defa sanatla benim sayemde tanışmış. Hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim. Oyunlarımdan birine bir yengem gelmiş, amcamın eşi. Ben işte seyircinin arasından giriyorum. Elimde de Fener, Batı Yakası'nın hikayesini oynuyoruz. Lamia neredesin, Lamia neredesin diye. Yengem bağırdı, buradayım diye. Yengemin ismi de Rabia. Ona sesleniyorum zannetmiş. Yani anlatabiliyor muyum? Yani hani ama şu an mesela efendime söyleyeyim drama dersleri alan ufak yeğenlerim var. Yani kuzenlerimin çocukları var. İşte haftada bir kitap okumaya çalışan akrabalarım var. Ben ne yapabilirim sorusunun cevabını her zaman buluruz arkadaşlar. Yeter ki azmetmekten, hayal etmekten, vazgeçmemekten ısrarcı olun. Vazgeçmeyin. O yüzden son kitabımda
Son kitabımı okuyan var mı aranızda? Oraya da geleceğim konuya. Kuytuyu okuyan var mı aranızda? Sen okudun. Başka okuyan var mı Kuytuyu? Tamam, bir tek sana anlatıyorum o zaman. Kuytuda şöyle bir şey var. Yine ben ne yapabilirim ki sorusunu hayatım boyunca hep sordum kendime. 21 yaşındayım arkadaşlar. Pardon, 22 yaşındayım. O zamanlar tabii konservatuvarı kazanmışım. İlk senem tiyatro okuyorum. Dedim ki bizim dinimizde bilginin zekatı diye bir şey vardır. Yani sahip olduğunuz bir bilgiyi paylaşmanız aslında verdiğiniz para kadar değerlidir. Sahip olduğum bu bilgiyi bir şekilde paylaşmam gerek dedim. Ama ben bu bilgiyi kimle paylaşabilirim diye düşündüm. Sonra dedim ki kaderin benim kadar şans tanımadığı yaşıtlarımla paylaşayım, çocuklarla paylaşayım diye. İstanbul'da Ağaçlı Çocuk Esirgemen Kurumu'nun kapısını çaldım. Müdürün odasına girdim. Dedim ki müdür bey, ben burada bu çocuklar için bir şeyler yapmak istiyorum. Sen dedi ne yapabilirsin çocuklar için? Dedim ki ben konservatuvar tiyatro okuyorum, onlara tiyatroyu öğretebilirim dedim. 1,5 sene boyunca orada gönüllü olarak arkadaşlar tiyatro öğretmenliği yaptım. 1,5 sene boyunca. Ki kazandığım para yok, harcadığım paranın çoğu yol parasına gidiyor. Ama 1,5 senenin sonunda orada gözlemlediğim hikayeler bana neyi getirdi? Seneler ve seneler sonra Kuytu kitabını getirdi. Kuytu kitabı bir yetimhanede başlıyor ve mutlaka okumanızı tavsiye ederim Kuytu'yu. Bir yetimhanede başlayan hikayeyi yazdım ve gerçekten çok büyük ses getirdi Kuytu. Akabinde benim bir hayalim vardı. Bir gün bir eserimi beyaz perdede izleyebilmek. Bir gün telefonum çaldı, Türkiye'nin en büyük yapımcısı. Biz Kuytu'yu sinema filmi yapmak istiyoruz dedi. Benim 21-22 yaşında sadece ben ne yapabilirim ki dediğim olay aslında beni hayallerime götürdü. Yapın arkadaşlar. Ama iyilikleri karşılık beklemeden yapın. Allah o kadar büyük ki. Bir yerde öyle bir karşınıza çıkartıyor ki. Muazzam bir detay yani. Ben o kitabı yazmak için yani bu kesmeyelim hadi seni. Ben o kitabı yazacağımdan hiç haberim yoktu ben orada öğretmenlik yaparken. Ben sadece orada o insanlarla birlikte olmak istedim, onları anlamak istedim. Ama dediğim gibi o olay beni aldı, bambaşka bir yere getirdi. Ve kitaplarımda hep bunları işledim. Yani benim romanlarım genelde 1,5-2 günde biter. 2 günde bitirdik der okuyan insanlar. Onun sebebi de şu, bir oyuncu olduğum için arkadaşlar kitaplarımı sinematografi bilgisiyle yazıyorum. Yani siz bir kitap okumuyorsunuz, aslında bir film izliyorsunuz okurken. O yüzden 1,5-2 günde bitiyor kitaplar ve bana mesaj atıyorsunuz. Yeni kitap ne zaman geliyor diye. Fabrikayım ya ben, böyle o kadar kolay bir şey yazılıyor ya o. Şimdi son kitap arkadaşlar, Vazgeçtim Sanma Sadece Büyüdüm'e gelmek istiyorum. Var mı burada Ali kitap? Vazgeçtim yok mu? Gerçekten mi? Son kitap yokmuş arkadaşlar burada. Ali'yi de bir alkışlayabilir miyiz arkadaşlar? Yüksek bir tempoyla Ali'yi. Evet. Ali'cim ben de alkışlıyorum seni kardeşim. Tebrik ediyorum. Neyse evet orada varmış. Onu bir alabilir miyim? Ali bari onu bana verebilir misin? Orada bir Vazgeçtim Sanma var. Şu kitaptan başka kimde var şu an? Başka yanın sende var, sende var. Sizler çok şu an şanslısınız çünkü burada kitap yokmuş. Vazgeçtim Sanma Sadece Büyüdüm. Kaybettikçe kazanmak iyi insanların meziyetidir diyor kapakta. Şimdi bu kitabın hikayesini anlatayım ben size arkadaşlar. Yazmaktan çok mutlu olduğum ve çok gurur duyduğum bir kitap. İnanılmaz mutluyum bu kitabı yazdığım için. Öncelikle onu anlatayım. Çünkü neden? Bir erkek yazar olarak ilk defa bir ilke imza attım bu kitapta. Bu zamana kadar yazmış olduğum kitapların hepsinde ana kahraman bir erkekti. Ben bir erkeğin duygu gözüyle, bir erkeğin ağzından eserler kaleme aldım. İlk defa bir erkek yazar olarak arkadaşlar bir kadının ağzından bir eseri kaleme alıyorum. Yani bu kitabın ana kahramanı bir kadın ve bir kadının ağzından, kadının gözünden dünyaya bakıyorum. Tabii bu benim için, ben bunu ilk yayın evine söylediğimde dediler ki nasıl olacak? Yani sen hani bir kadın gibi nasıl yazabilirsin diye söylediler bana. Dedim ki yani insanım en nihayetinde, empati yaparak bunu yapabiliriz. Burada peki neyi işledim? Arkadaşlar, burada babası tarafından çok küçük yaşlarda terk edilen ve babasının terk ettiğinden seneler sonra haberi olan, ilk aşkım dediği, babası tarafından ilk kez hayal kırıklığıyla tanıştırılan
küçük bir kızın hikayesini yazdım arkadaşlar. Çünkü evlilikler ve beraberlikler bitiyor. Ebeveynler taraflarına çekiliyor ama biz çocukların gözünden ne yaşadığını hiç görmüyoruz. O çocukların dünyasına hiç inmiyoruz. İşte ayakları üzerinde yürürken babası tarafından dizlerinin üstüne çöktürülen bir kızın, bir genç kızın ayaklarının üzerine tekrar kalkmasını ve nasıl bir güçlü kadına dönüştüğünü anlatıyorum bu kitapta. O yüzden ben mesela herkese söylüyorum, Kuytuyu ve Vazgeçtim Sanmayı, hani diğer kitaplarımı okuyorsunuz ama bu ikisini mutlaka okuyun arkadaşlar. Bunlar, şu kitap beni bile o kadar geliştirdi ki, kitap yazarken ne oluyor biliyor musunuz? Şunu hissediyorsunuz, böyle üzerini örttüğünüz olaylar vardır. Aman be dediğiniz, boş ver dediğiniz. O olayları aslında boş veremediğinizi görüyorsunuz. Kanayan yaranın üzerine tişörtünüzü çekersiniz, yarayı kapatabilirsiniz ama kan lekesini gizleyemezsiniz arkadaşlar. Ben içimdeki kan lekelerini satırlara döküyorum. O yüzden kitap yazabilmek o kadar değerli ki, insanların hayatına dokunmak o kadar değerli ki. Bir insandan ben hayatıma son vermeyi düşünüyordum. Kitabınızı okuduktan sonra bu karardan vazgeçtim diye bir mail alabilmek. Bunlar o kadar değerli şeyler ki. O yüzden aranızda kitap yazmayı düşünen varsa kim eleştirir mi diye asla düşünmesin. Beğenirler mi diye asla düşünmesin. Üretin arkadaşlar. Yazın. Kendinize engeller koymayın. Çünkü ben kötü kitap olduğuna inanmıyorum. Bir kitaba kötü diyebilmek, böyle ön tarafa gelin isterseniz. Çocuk var galiba. Gelin böyle. Bebek kontenjanından. Hoş bulduk. Bir kitaba kötü diyebilmek sadece bence kötü insanlara ait bir özellik olmalı. Niye diye sorarsanız, duygulardan oluşmuş kitaplardan bahsediyoruz. Bazı kitaplar size hitap etmiyor olabilir. O kitabın kötü olduğu anlamına gelmez. İnanın sizin okumaktan sıkıldığınız kitaplar bazılarının hayatına dokunan kitaplar olabilir. Benim için önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim için en önemli kriter, ben bir kitap okurken hangi sayfadayım diye bakmıyorsam o kitap benim için tamamdır. Ve ben okumak istediğim gibi kitapları yazıyorum. İşte Vazgeçtim Sanma Sadece Büyüdüm son kitabında çıkış yolu bu. Okumak istediğim gibi, anlatmak istediğim gibi. Şimdi oyunculukta misal çok enteresan bir şey anlatayım size. Sizin böyle izlediğiniz sahneler var ya, böyle gözler dolu dolu izlediğiniz romantik sahneler falan filan böyle. Gözlerimi doldurmuşum abi. Kız karşımda böyle, tamam mı? Kızın gözlerinin içine baka baka ağlıyorum ve ona olan aşkımı anlatıyorum. Kameralar arkada. Yönetmen bana böyle yapıyor. Hani biraz daha bu tarafa gel diyor. Tamam mı? Gözler dolu dolu, ben biraz bu tarafa gelip repliklerimi söylemeye devam ediyorum. Oyunculuk zor bir meslek ama biraz sahtekarlık gerektiriyor. Ama kitaplarda öyle bir şey yok. Bugün ben bir doktorun ameliyatına giremiyorum. Ama doktor benim sahneme çıkabiliyor. Bir avukatın davasına giremiyorum ama avukat oyuncu olabiliyor. Ben de onlara diyorum ki hadi kitap yazın göreyim. Çünkü o çok başka bir şey arkadaşlar. O Allah'ın bir lütfu. Yazabilmek, paylaşabilmek. Kitap yazmak aslında kendini ele vermektir. Ve ben itiraf ediyorum. Bu zamana kadar söylemek istediğim, kurmak istediğim ve içimde kalıp sahibine teslim edemediğim ne kadar cümle varsa hepsini satır aralarında yazdığım karakterlere yükledim. Halının altına tozu süpürmek gibiydi. Kendimi ele vermedim ama o başlı başına bendim. Kitaplardaki karakterlerin cinsiyetinin bir önemi yok. Duygu aynıdır arkadaşlar. Duygunun dini, dili, ırkı, rengi olmaz. Hepimizin gözünden düşen yaş aynı bileşenden oluşuyor. Bir annenin yüreği Orta Doğu'da da aynı yanıyor. Afrika'da da aynı yanıyor. Amerika'da da aynı yanıyor. Demek istemem o ki, duygulara sıfat eklemeyin, duygulara cinsiyet belirlemeyin. Şimdi ben bir şeyler yazıyorum ama zamanla şunu da gördüm arkadaşlar. Annem bana sürekli şunu söylerdi. Babam benim peşimden çok koştu, babam benim peşimden çok koştu. Bu hikayeye çok şahitsinizdir değil mi? Hepinizin annesi yani bu cümleyi kuruyordur. Bir gün ben babamın anneme yazdığı mektupları buldum. Evet, yaptığım yanlış, hepsini okudum.
Annemin yazdığı mektupları da buldum. İş hiç öyle değilmiş yani de. Annem hadi bizi öyle kandırmış. Ve arkadaşlar çok enteresan bir şey göstereceğim size şimdi. Babamın anneme yazmış olduğu ilk şiir benim cüzdanımdadır. Ben onu hep taşırım. Sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sararmış, solmuş, parçalanmak üzere ama 40 senelik bir şiir. Ve ben böyle bir aşkın meyvesi olmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Umarım hayatınızda da dokunduğunuz her şeye aşkla dokunursunuz. O çok önemli çünkü. Yapmam ama isterseniz bu şiiri sizlerle paylaşabilirim. İster misiniz arkadaşlar? Bakalım benim babam bundan 40 sene önce anneme aşkını nasıl anlatmış. Güneşle beraber söndüğüm akşam, peşimden ağlayacak hangi rüzgar kim bilir? Mermer bir heykele döndüğüm akşam, başucumda yanan kimdir, kim bilir? Hani yollarımdan geçen o yolcu, neden türkülerimi aksettirmez oldu? Değerek ruhuma çam kokusunu yollayacak hangi dağlar kim bilir? Artık güllerimi kimler koparacak? Bağımdaki üzümleri kimler ezecek? Bana son yudum suyu kim verecek? Hangi pınar, hangi deniz, hangi akarsu kim bilir? Demiş Ahmet Tavlı bundan 40 yıl önce. Babama sordum, dedim ki baba sen çok şiir yazıyormuşsun. Hani hiç kitap yazmayı düşünmedin mi? Babam dedi ki benim en büyük hayalimdi kitap yazmak. Ablam da hep küçükken tiyatrocu olacağım diyordu. Benim hiç oralı değildim ben. Hem ablamın istediğini hem babamın hayalini gerçekleştirdim. İkisi de bana uyuz oluyor şu an bence de. Söyleyeyim çünkü ikisinin de yapmak istediğini ben yap. Cüzdanını da koyamadım bu arada. Şişkinlikten koyamıyoruz yani. İkisinin de hayalini gerçekleştirdim ama dediğim gibi ben kendi engellerimi kendim kaldırdım arkadaşlar. Çok zengin bir ailenin oğlu değildim. Yine kitaplarımda olan bir bölüm var. Ondan bahsetmeyeceğim okumanız için. Mesela ilk ayakkabımı, kramponumu, futbol oynuyordum. İstediğim kramponu alabilmek için pazarda soğuk su satıyordum. Ve ben bunlarla gurur duyuyorum arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Bugün 33 yaşında 6 kitabım varsa ve elimden geldiği kadarıyla yazmaya devam edebiliyorsam arkadaşlar, hayatım boyunca biriktirdiğim sermayelerin eseridir. Babam bana hep der ki, oğlum bu hayatta para değil insan biriktir, hayat seni harcarken sermayen olsun der. Ben, evet. Ben babamın izinden gidiyorum. Elin oğlu bizden daha iyi değil. Yani sürekli onları örnek veriyoruz, onları özeniyoruz ya arkadaşlar. Biz de üretebiliriz, biz de bir şeyler yapabiliriz. Biz de bilim insanı olabiliriz, biz de uzaya çıkabiliriz. Yani biz kökleri ya binlerce yıla dayanan bir milletten geliyoruz. Bunu unutmamak lazım. Bu ülkenin insanları istedikten sonra ve bir araya geldikten sonra başarabileceği hiçbir şey yok. Çünkü bu ulus öyle bir ulus ki 15'likleri Çanakkale'ye yollayan, ayağında çarıyla evladının üstündeki battaniyeyi alıp bombaların üzerine örten neslin torunlarıyız. Başarabiliriz arkadaşlar. Silkelenin ve kendinize gelin. Lütfen bunu yapın. Çünkü neden biliyor musunuz? Aslında hepiniz geleceğin anneleri babalarısınız. Yani geleceği inşa etmek gençlerin elinde, bizlerin elinde. Şu bebeğin geleceği hepimizin elinde aslına bakarsanız. Sadece annesinin babasının elinde değil. Çünkü bireyler toplumları oluşturur ve toplumun içerisinde bir yeri bulabilmesi için bizim ona bir zemin hazırlamamız lazım. Arkadaşlar, hayatınızdaki insan size nasıl davranmasını istiyorsa çocuğunuzu öyle yetiştirin. Çünkü yarının gelinleri de aramızdakilerin kızları olacak. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani bugün şikayet ettiğimiz ne varsa arkadaşlar bunların önüne bu nesil geçebilir.
Anlatmaktan vazgeçmeyin. Anlatın, paylaşın. Tabii kuşaklar arasında farklılıklar var, ben bunu kabul ediyorum. Yani misal örnek vereyim. Ben memlekete gidiyorum. Ben Kastamonluyum arkadaşlar. Memlekete gidiyorum. Bana diyor, ilk oyunculuğa başladığımda bana dediler ki sen ne iş yapıyorsun? Oyuncuyum dedim. He dedi. Başka ne iş yapıyorsun dedi. Yani oyunculuğun bir meslek olmadığını bildiği için. Dedim ki işte yani oyunculuk yapıyorum. Ekranlardayım. Reklam işleri falan filan. He reklamcısın dedi. Şimdi baktım anlatamıyorum. Ya dedim abi reklamcıyım ben. Ya dedi bizim takılacak bir tabela var dedi. Ona dedi bir bakabilir misiniz dedi. Yani ama ben şu an mesela arkadaşlar kendi ilçemde bir kütüphane kurdum. Ne yapabilirim sorusu. Evet bir kütüphanesi var artık o ilçenin. Üç ufak bir ilçe ama oranın çocukları o kütüphaneye gidip istediği kitaba artık ulaşabiliyor. Demem o ki bir araya gelin ve vazgeçmeyin arkadaşlar. Çünkü bizi birliktelik kurtaracak, hayal etmek kurtaracak, umut kurtaracak arkadaşlar. Ve şimdi benim sizden dilediğim bir şey var. Dediğim gibi monologdan çok diyaloğu tercih ediyorum. Her zaman bir araya gelme fırsatımız yok. Beni bir abiniz, bir kardeşiniz olarak görün, sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka sorun arkadaşlar. Ve ben de elimden geldiği kadarıyla hem tiyatro, hem dizi, hem sinema, hem edebiyat anlamında sizlere cevap vermeye çalışayım. Sorusu olan var mı? Var. Mikrofon var mı? Mikrofonu uzatabilirsek. Buradaydı abi ama. Sen orada birine sordurmak istiyorsan o da olur. Adını da söylersen. Adım Eylül. Şu anda yazdığınız bir kitap var mı? Evet. Şu anda yazmış olduğum bir kitap var. 2020 yılında Allah nasip ederse sizlerle olacak. Çok bambaşka bir hikaye geliyor. Orada da benim böyle tüylerimi... Kitap yazarken tüylerim hep diken diken oluyor benim böyle. İnsan kendi yazdığı yazıya ağlar mı? Evet, ben bazen bunu yaşıyor biliyorum. 2020 yılında çok sarsıcı bir hikaye sizlerle buluşacak. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Bu arada cesaretin için teşekkür ediyorum. Genelde ilk soruyu soranları tebrik ediyorum böyle. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Sormak isteyenler? Evet. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Benim gözlerim 5 numara. Sadece bir topluluk var. Yani yüz yok. Onu söyleyeyim de. Buyurunuz efendim. Ayağa evet. Kalkabilirseniz. Ne oldu? Evet. İsminiz? Beyza. Beyza Hanım. Buyurun Beyza Hanım. Hani dediniz ya kitap yazmak diye. Kitap nasıl yazılır? Yani ben gerçekten düşünüyorum yazmayı ama hani nereden başlamalıyım, ne yapmalıyım, nasıl bir yol takip etmeliyim? Şimdi Beyza'cığım ben buna esprili bir dille cevap vermek istiyorum. Benim bir arkadaşım var, aynen böyle dedi bana. Ben kitap yazmak istiyorum dedi. Dedim niye yazmıyorsun? Benim bilgisayarda Word yok dedi. Yani bilgisayarda Word olsa edebiyat dünyası neler kazanacak? Yazmanın taktiği ne biliyor musun Beyza? Öncelikle kitabın kurgusunu kafanda bitirmen gerek. Kitabın kurgusu kaba inşaat gibidir. Kurguyu bitirirsin. Akabinden ince işçilik yazma kısmıdır. Eğer kurguyu tamamlamadan bilgisayarın başına oturursan bilgisayarın başında şimdi ne olacak dersin. Ve asla ve asla kitap yazarken kimseden onay bekleme. Birilerine gönderip bir bak deme. Olumsuz bir cümle kurduğu zaman senin moralin bozulacaktır. Kurgunu tamamen yap. Kurgunu tamamladıktan sonra ince işçiliğe geç. Tamam. Peki ne zaman, yani ne kadar bir süre ayırmam gerekiyor tahminen? Yazabilmek için mi? Yani şöyle, hani tahmini siz kitaplarınızı ne kadar sürede yazdınız? Hani kaç yılımı vermem lazım? Biraz aceleci mi davranıyoruz acaba? Nereye acelem var yani? Kitap öyle bir şey değil ki bu. Yani soğanlar pembeleşinceye kadar çevirelim falan öyle bir şey yok. Duyguların ne kadar demlendiyse ve kalem seni ne kadar itiyorsa bekle, ara ver. Yazmak istediğinde yaz, yazmak için yazma. Benim kitaplarım ortalama bir sene falan sürüyor. Evet. Bir senemi alıyor yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Var mı başka sormak isteyen soru? Şey, İsim? Kader Özdemir. Kader.
Kötü kitap yok dediniz ama Şeyma Subaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Pizza değil ki herkesi mutlu etsin kız. Yani emin ol bak, pizza değilim ki herkesi mutlu edeyim cümlesiyle bile hayatını değiştirebilecek insanlar var. Ben bunu demek istiyorum. Yani o kitap sana bir şey katar demiyorum. Zaten o kitabı Şeyma Subaşı da yazmamış. Editörler yazmış da. O söylemiş, o yazmış. Zaten öyle bir kitap yazma şekli yok da. Şunu demek istiyorum ben. Yani sana hitap etmiyor diye o kitabı alıp bir kenara atmak bana çok doğru gelmiyor. Çünkü şu kitapta arkadaşlar uykusuz o kadar geceler var ki, benim gibi kendi yazanlar için konuşuyorum bunu bu arada. O kadar uykusuz gece var ki yani hani bir kitaba kötü diyebilmek, ben diyemem. Empati yaptığım için. Çünkü mesela bebeğime iyi bakın diyorum ben kitabım çıktığı zaman. Çünkü onlar benim çocuğum gibi oluyor bir noktadan sonra. Öyle de oluyor ama sana hitap etmeyen kitap herkese hitap etmiyor diye de bir şey yok. Mesela senin çok beğendiğin bir oyuncuyu başkası beğenmeyebilir. Misal gibi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim soru için. Başka sorusu olan var mı aranızda? Buyurunuz efendim arkada. Bu arada sıkılmadınız değil mi arkadaşlar? Gayet güzel gidiyor mu? Şahane. Buyurunuz. Merhabalar. Büşra ismin. Büşra'cığım merhaba. Kendinize idol aldığınız bir büyüğümüz, şairimiz, yazarımız var mı? Efendim? Kendinizi idol olarak belirlediğiniz bir yazar falan. Şimdi kendimi idol olarak gördüğüm yazar derken şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar mesela Marquez'i çok beğenirim. Yani Gabriel Marquez'i çok beğenirim. Ben biraz Tolstoy'cuyum. Onu da söyleyeyim. Yani klasiklerden gitmek gerekirse. Efendime söyleyeyim. Yine Chekhov, Shakespeare. Bunlar çok önemli kalemler benim için. Çünkü ben mesleki anlamda da çok kullandım bu isimleri. Emile Zola, hakeza öyle severim. Nicholas Sparks severim. Uzaktaki Anılar özellikle sevdiğim bir kitaptır. Ve arkadaşlar benim için çok önemli bir kitap Fareler ve İnsanlar. Bilir misiniz Fareler ve İnsanlar arkadaşlar? Fareler ve İnsanları okumayan varsa da aranızda mutlaka okuyun. İşte belki okuyun yani. Zıvağı çok severim. Santranç kitabını özellikle çok severim. Öyle. Elimden geldiği kadarıyla okumaya çalışıyorum. Yani hani ben oldum artık falan gibi bir durum asla yok. Hem tiyatroda hem oyunculuk kısmımda hem yazarlık kısmımda. Başka sorusu olan var mı arkanız? Şurada var. Bu arada zamanımız var mı? Ben konuşuyorum ama. Evet. 90 artı 5'i oynuyormuşuz. Acaba ilk... Devamı? Acaba ilk kitabınızı ne zaman yazdınız? Adın ne? Zeynep. Zeynep'ciğim ilk kitabımı 2012 yılında yazmaya başladım. Yani bundan 7 sene önce. 2014 yılında da çıktı ilk kitabım. Ama ben senin için bir de Sepya Kardeşliği diye bir çocuk kitabı yazdım. Sepya Kardeşliği'nde sana tavsiye ediyorum. Tamam mı? Aslında benim çocuk kitabımda da şu anlatılıyor. Bu anlattıklarım yetişkin kitaplarında olan olaylara var ya, bu mesajlar var ya, bu mesajları çocuk diline döküp onlara vermeye çalışıyorum. Yani sosyolojik kitaplar yazmayı seviyorum, toplumu yazmayı seviyorum, kadını yazmayı seviyorum, çocuğu yazmayı seviyorum. Efendime söyleyeyim. Aşk benim kitaplarımda bir araçtır, asla amaç değildir. Ve sadece vermek istediğim mesajlar için kullanırım kitapları. Zaten kitapları okuyanlar da bunu gayet iyi görüyordur diye düşünüyorum. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Soru sormak isteyen. Efendim sağ tarafa. Buyurunuz efendim. Mikrofonu sağ tarafa. İsmim Merve. Oyunculuk hayatınızda karşılaştığınız olaylar kitap yazmanızda etki ediyor mu? Ne anlamda karşılaştığım olaylar? İyi ya da kötü. Kesinlikle. Yani benim oyuncu olmam yazar olmam da oyunculuğuma çok şey kattı. Çünkü bir senaryo geldiği zaman önüme, bunu senaristin nasıl bir ruh halinde, nasıl bir hayal gücüyle yazdığını tahmin edebiliyorum. Ona göre yorumlayıp oynuyorum. Oyunculuk bana neyi kattı? Okunan kitapların bu kadar akıcı olmasını, kurgusunun bu kadar beğenilmesinin sebebi de tamamen sinematografi bilgisiyle, yani oyunculukta görmüş olduğum teknik bilgilerle ilerledi.
Ama şunu da burada itiraf edeyim. Sektörümde görmüş olduğum ve karşılaşmış olduğum olaylardan dolayı biraz da kendi içime kapanıp yazdığım oldu. Yani insanların samimiyetsizliğinden, birinin yüzüne görüp arkasından kuyularını kazmalarından, her şeyden kaçıp kapanıp kitaplara salındım. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet, son bir soru alalım. Buyurunuz, burada bir el vardı, ben onu gördüm. Arkalarda da var galiba. Son soru da o olsun o zaman. Bir tane daha olur mu bir soru da? Buyurunuz. İsmim Selvi. Selvi'cim. Yazmayı ve oynamayı bırakırsanız hangi işle devam edersiniz? Peynirci olurum. Açık ve net. Çünkü babam bakkaldan sonra peynir tüccarlığına başladı. Efendime söyleyeyim. Peynir konusunda bayağı kendime güveniyorum. Tadına bakmadan notunu verebilirim. O durumdayım yani. Peynirci olurum herhalde babamın. Babamın işini yaparım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, ben her zaman şunu söylüyorum. Ün, şan, şöhret, bunların hiçbir önemi yok. Ben mesela evden çıkarken, ben hala ailemle yaşıyorum bu arada. Evden çıkarken annem bana her zaman şunu söyler. Der ki, oğlum önce Allah'a emanet ol, sonra kendine dikkat et. Ben de anneme şunu söylüyorum. Diyorum ki, anne, evimden yüzlerce kilometre uzakta, bazen yurt dışında binlerce kilometre uzakta, senin yokluğunu aratmayacak o kadar güzel insanlar bekliyor ki beni. İşte bunu diyebilmek hayattaki en büyük zenginlik. Bunu hissedebilmek, buna güvenebilmek. Bugün başka bir yerde olabilirdiniz, başka bir yere gidebilirdiniz. Buraya benim için geldiniz. Siz bana değil, ben size teşekkür ediyorum ve ben sizleri alkışlıyorum. Evet, galiba bitti. Öyle mi derim? Evet. Benim sizden bir ricam olacak arkadaşlar. Ben şuraya araya geleceğim. Toplu bir fotoğrafımız olsun istiyorum bu akşam. Paylaşmak istiyorum sizlere bu güzelliği. Aksaray'dan bana böyle bir hatıra kalsın. Sizleri ayağa almayayım ben isterseniz. Ben ayakta durayım ya da sizleri de mi ayağa alayım? Ne olacak? Öyle mi yapalım? Nasıl Murat yapalım? Bey, şöyle yapalım mı? Ben oraya geleceğim zaten de. O zaman herkesi bir ayağa alalım, sonra takım merasimine geçelim diyor. Şöyle yapalım isterseniz. İlk önce biz size bir hediye takdimde bulunalım. Evet, takım merasimi varmış bak, içim temiz. Ondan sonra belediye başkan vekilimiz Sayın Cem İlboğlu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli kardeşim, yaklaşık birkaç saattir beraberiz. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, teşekkür ediyoruz. Aksaray'ımızın küçük bir hediyesi, belediye başkanımızın selamlarıyla. Aksaray'ımıza ilk gelişiymiş yazarımızın. Artık bu unutulmasın.